gideceğim. Burun ameliyatına gireceğim biliyorsunuz ayın 9'unda. Şimdi muayenem var, Sert Hoca'ya geldik birlikte. İloş'la bizimle birlikte gidelim bakalım, biraz heyecanlı mı? Gerçekten çok heyecanlı. Bir şey olmaz o. Korkma bak, ben 3 kere ameliyat olmuşum. Rahat olman gerekiyor. Rahat olursan. Değil mi? Abi efendim. Efendim nasılsınız? Şöyle. Nasılsınız? İyiyim sizler. Biz olmuşsunuz. Vallahi. Revizyon muydu? Benim üçüncü ameliyat. Evet, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Merhabalar. Bir biraz bekleteceğim. Tabii. Evet, Sert Hocamız ve işçilikleri. Merhaba. Merhabalar, nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? İyiyim, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Bu kim? Hadi amcayı, ismini söyle. Ben kimim, ben Chips. Nasılsın Sert Hocam? Teşekkürler, siz nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Ne kadar oldu? Benim şu an 7. 8. günüm. Teşekkür ederim. Ben 3. ameliyatım. 3. mü? Çok evet. Düşüktü burnu. Çok düşürmüştüm. Kimse üzerine almak istemedi. Kimse üzerime almak istemedi. Aşk yine kendi doktoruma gittim. Hadi gelin görelim size. Gelelim hocam. Bu arada Sert Hocam. Hocam. Evet. Oo, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. En sevdiğim şey hediye. Bizde orijinal mi? Orijinal hocam. Çok iyiymiş. Teşekkür ederim. Peki. Şimdi önce bir burnunuzun içine bakalım. Aşkça. Bundan daha iyi olacak yani nefes anladığında. Evet. Ondan sonrası çok daha rahat nefes alacağız. Şimdi biraz burun şeklimize bakalım. Ben o kadar korkuyordum ki normalde. Mert'ten sonra cesaret geldi bana. Rahat olabilirsiniz, sıkıntı yok. Şimdi öncelikle bir aksta yamukluğumuz var. C şeklinde bir deformitemiz var. Bunlar tabii normalde sizin çok böyle dikkat ettiğiniz şeyler, kötü şeyler söyleyeceğim hani çok takılmayın. Bir yüksek kemer görüntümüz var, biraz geniş bir burun yapımız var, kemikler biraz geniş, burun ucu biraz geniş ve hafif düşük gözüküyor. Ya profilde yine aynı şeyi söyleyeceğiz. Ben de yine baktığımızda güldüğümüzde, ciddi güldüğümüzde kanatlarımızın çok açıldığını fark ediyoruzdur. Bir de hafifçe burun ucu düşüyor, engin kolumeler dediğimiz görüntü var. Şurada bir çizgi var. Dudak üstünde. Annem bunları... asla kabul ettiremediğim şeyler bunlar. Şimdi bunları tabii ben size neler yapacağımızı anlatacağım yavaş yavaş. Birlikte o burun içine bir ştip ki içeride bir kemik köpürdeki eğriliği var. İki tane. İki tarafta da burun konkaları var. Onları önce küçülteceğiz. Eğriliği düzelteceğiz. Dolayısıyla daha rahat nefes alacaksınız. Bu ilk yapacağımız işlem. Sonrasında burun şekliyle ilgili bu kemikleri kesip şekillendiriyoruz. Daha ince bir burun haline getireceğiz. Buradaki bu C deformitesi deriz. Hafif yanıklığımızı. Daha orta hattı alıp daha düzgün bir şekil vereceğiz. Tabi böyle cetvelle çizilmiş gibi bir burun mümkün değil. Cetvelle sıfır derece mümkün değil ama bu haline göre çok daha düz duran, karşıdan bakıldığında belli olmayan bir burun haline getireceğiz. Sonra buradaki kemerli görüntüyü alıp buraya hafif bir doğal bir kavis vereceğiz. Burun ucu çok etli ve yuvarlak demiştik. Bunu biraz kaldıracağız. Şuradaki sarkıklığı toparlayıp daha düzgün hale getireceğiz. Burada da kanatlarımızı muhtemelen biraz daha birbirine simetrik ve daha küçük ve güzel gözüken bir hale sokacağız. İnşallah. Hocam bu arada ben burnumu bayağı böyle kalkık istiyorum. Küçücük fındık gibi olsun istiyorum. Ben hiç sevmiyorum çünkü burnumu. Şimdi onu da söyleyeyim. Şimdi tabii ki belli bir oranda kalkıklık zaten olacak, merak etmeyin. Ama böyle çok aşırı kalkık bir burun ne size yakışır ne de bizim tarzımızı yansıtır. Ama böyle... hocam olabildiğince burnum hatta gözükmesin. Ya olsun. Gözükmesin derken ya, burun olmasın. Hey yo what the? Bir şey daha söyleyeceğim. Bir de benim burun deliklerim çok büyüdü. Şimdi onu az önce söyledim aslında. Burun deliklerimizi muhtemelen yanlardan kesip burun şekillendiğinde küçülteceğiz. Evet. Yani uzun kalsın hiç istemiyorum. Hani yapıldıktan sonra böyle kalkıyor ya. Burada uzunluk istemiyorum böyle. Yüz yuvarlak. Şimdi uzun kalmaz ama yüz yuvarlak bir burun deliği ben bilmiyorum hani. Genellikle burun deliğinin bir damla şekli vardır. Aşkım ben şu ana kadar yaklaşık 20 tane hoca gezdim. Hiç böyle detaylı anlatan evet, bir hoca görmedim bu arada yani. Gerçekten hocam. Doğru bu arada. Yani şu an sizin bu anlattığınız olsaydı ben akşam ameliyat isterdim sizden gerçekten. Evet. Büyük yapmıyoruz. Evet aşkım ne düşünüyorsun? Çok heyecanlıyım ya. Sana bir şey mi? Hoca çok güzel anlattı. Gerçekten. Bu anlattıkların dışında sormak istediğimiz bir şey var mı? Ya hocam benim sadece tek korkum ameliyat sonrası süreç.
Hemen ondan bahsedeyim. Hatta şöyle bir özet geçelim. Şimdi bizi bir gün öncesinde tahlile göndereceğiz hastaneye. Medical Park biliyorsunuz. Medical Park. Sabah saat 9 gibi orada olacaksınız. Tahliller, tetkikler ve anestezi muayenesi yapılacak. Eğer onların içinde bir sıkıntı çıkmazsa biz sizi 8'inin akşamı tekrar arayacağız. Diyeceğiz ki tamamdır, tahlillerinizde bir problem yok. Yarın sabah sizi hastaneye davet edeceğiz. Sabah hastaneye yatışınız yapılacak. Ameliyata gireceksiniz. Ortalama 2,5-3 saat bir ameliyat sürecimiz var. Tabii bekleme süremiz 4 saati bulacak biliyorsunuzdur, uyuma uyanmayla beraber. O gece hastanede kalacağız, tutacağız sizi. Sabahında tekrar biz Ayşe ile beraber gelip göreceğiz. Bir problem yoksa sizi davul edeceğiz. 7. günde de tekrar buraya davet edeceğiz ve otelimizi, tamponlarımızı çıkaracağız. Zaten bu süreçlere hakimsiniz. Çıkarttığımızda biraz şiş ve ödemli bir burun göreceğiz. Tekrar bant yapıştıracağız. Bu ilk iyileşme dediğimiz dönem. 7. günde ilk iyileşmemiz tamamlanmış olacak. Yani ameliyat sonrası ikinci yeni bir şeklimiz oluşmuş olacak ama ödemli bir şiş göreceğiz. Yavaş yavaş bir süreç bekliyor bizi bundan sonra. 1. aya kadar biraz hassastır. O dönemde biraz dikkat edeceğiz. Travmalara, darbelere. 3. 6. aydan sonra daha iyi bir şeklimiz olacak. Çünkü ödemlerin %60-70'i gitmiş olacak. 9-12. ay gibi de %90 ödemlerimiz tamamlanmış olur. Burnumuzun son ve en güzel haliyle karşılaşmış olacağız. Zaten gözleriniz çok güzel. Özellikle genelde şu ana kadar gördüğüm hastalar için de söylüyorum. Yani renkli gözlü hastalarda burun inanılmaz yakışıyor. Değil mi hocam? Çok güzel. Hocam bir de kendime bir gibi olmasın. Yüz hatlarım güzel olduğu için gerçekten küçük bir burun bana daha çok yüzüme daha kibarlık katacak diye düşünüyorum. Şimdi şöyle, genelde çok karşılaştığım bir şey olduğu için söylüyorum. Burnu biraz düşük ve geniş olanların hepsi burnunu çok büyük olarak değerlendiriyor. Evet. Sizde de aynı problem var şu an. Yani aslında burnunuz çok büyük değil. Sadece şekli bozuk. Yani birazcık toparlandığında, eğer işte kavisi güzelleştirildiğinde, buruncu şekillendirildiğinde, yani define dediğimiz o hatların iyi yapıldığında siz burnunuzu hem daha küçük göreceksiniz hem daha mutlu olacaksınız ama sizin dediğiniz gibi öyle çok minimal bir burun haline getirmek mümkün değil. Yani o ameliyatta yapılabilecek bir işlem değil. Hocam ben direkt sizin göster. Yapalım. Ben size örnek göstereyim. Göster. Hocam mesela örnek olarak şu çok güzel bir burun. Tamam. Zaten bu tarz bir burun planlıyoruz sizlere. Şu çok güzel ama mesela bunda kavis çok fazla yok. Bu düz. Bu boyutta ama kavisli istiyor. Şimdi mesela bakarsınız aslında o burunun çok kısa olmadığını göreceksiniz. Ben size aslında o burunlar üzerinden söylüyorum. Yani burun aslında eski burunla çok kısalması yok. Sadece burun ucu aşağı düşükken yukarı kalkmış. Fark ettiniz. Evet. Ama yüz hatlarıyla çok uyumlu hale geldiği için o burunu çok küçükmüş gibi görüyoruz. Evet. Siz de öyle göreceksiniz. Ben de öyle. Evet, aynı şey olacak. O öndeki sarkma toparlandığında bile burnunuzu çok küçük göreceksiniz. Ama aslında gerçekte öyle bir yarı yarıya küçülme mümkün değil. O kızdaki kavis biraz daha az, evet, o doğal bir burun sizin için. Size bir tık daha fazla, yani evet, o ilk gösterdiğiniz fotodaki evet, gibi bir burun yüklesin. Evet, aynen hocam. Böyle bir tane daha vardı, onu da göstereyim. Hadi bakalım. Beklediğim foto mu gelecek, onu göstereyim. Ben de onu bekliyorum. Hangisi, hatırlayabilir miyim? Evet ya, bu da çok güzel. Şimdi şöyle, bu kız, yani siz tabii. Kıyaslama yapmayacağım ama bu kız da çok güzel bir kız. Evet. Dolayısıyla kız çok güzel olduğu için, burun da yüzüne tam uyduğu için aslında yani diğer burunlarla aşağı yukarı benzer. Ama kız da ekstra tabii evet, güzel olduğu için çok daha iyi duruyor. Yani sizde de aynı şeyi yakalayacağız diye düşünüyorum. İnşallah hocam. Ya. Biliyorum ya böyle. Bir de kamera karşısındayım. Düşmeyecek o burun. Kahkaha atıyorum ya böyle yandan o kadar çirkin duruyor ki yan duramıyorum artık. Özgüvenim gidiyor. O kadar değil. Yani çok güzel. Yüzünüz çok güzel. Ama tabii bunun problemleri var. Bunlar üzerinde çok daha iyi olacaksınız. İnşallah hocam. 9 Ocak'ta inşallah görüşmek üzere. İnşallah. Yine bu arada sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa konuşalım. Tamam. Yine size bir poşet vereceğiz. Bunun için de ameliyat sonrası kullanacağınız malzemeler var. Bunları anlatacağız ama hani şimdilik bunu da size bak. Sizin niye böyle olmadı hocam? 3 tane ameliyat oldu. Bana hiç öyle poşet yani, vermiyor. Değişebiliyor. Çok, çok iyiymiş. Şimdi tatmaksana. Evet. Çok iyi. Bunların ameliyat sonrası ihtiyacınız olacak. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Saat tam 7.40 suları. Tam vermeye geldik. Bugün cumartesi, yarın pazar, pazartesi ameliyatı gidiyorum. Aman iyi, ben nasıl bir karar aldım? Aman iyi mi? 2 gün kaldı, o kadar heyecanlıyım ki size anlatamam. Yani ben kandan bile korkan bir insanım normalde.
nasıl cesaret geldi, nasıl konuştum, nasıl gün belirledik ve nasıl şu an kan vereceğim fikrim yok yani. Nasıl mı dedin? Şey. Ne yapıyorsun aşkım? Yemin et. Dönüyor. 1 lira var mı be abi? Aşkım 3 tük kan verdim, bir şey yok. Allah aşkına 3 tük. Baksana elimi nasıl şey tırnak geçiyorum. Ne yapıyorsun aşkım? Oğlum ben korkuyorum, manyak manyak hareketler yapma ya. Devamı öyle yok. Bayılsın da şurada göstereyim size arkadaşlar. Evet. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hastane çantası hazırlıyoruz. Çünkü ameliyatıma son bir gün kaldı. Yarım saat. Muhtemelen 5 gibi falan evden çıkacağız. 7'de hastanede olmamız gerekiyormuş. Kaçta ameliyata gireceğimi bilmiyorum. Sadece 7'de hastanede olmamız gerektiğini biliyorum. Yani o kadar heyecanlıyım ki ben 5-6 yıldır falan burun ameliyatı olmak istiyordum zaten. Ama bir türlü cesaret edemiyordum. 2 hafta önce, 2,5 hafta da olabilir. 2,5 hafta önce falan Mert ameliyat olunca ben gaza geldim. Böyle bana bir cesaret geldi. Dedim ki ben de oluyorum. Tabii ya, canım. Helal olsun ulan. Böyle nasıl zaman geldi, nasıl karar verdim, yarın ameliyata nasıl gireceğim hiçbir fikrim yok. Yani hala böyle olayın şokundayım. Hani ben buna nasıl cesaret ettim diye. Ya ama sonuçta yani sonucu güzel bir şey olacağı için pek de umursamıyorum açıkçası. Çünkü sonucu güzel olacak. Evet belki bir hafta falan zorluk çekebilirim. Bunu biliyorum zaten. Ama sonucu güzel olacak. Şimdi birlikte hastane çantası hazırlayacağız bu arada. Şimdi sırayla koyuyorum. Hastane çantası dediğimde valiz. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle yapayım. Yüz modunu ayarladığım için ben nereye gidersem oraya doğru hareket ediyor. Teknoloji işte. Gördünüz mü? Öncelikle ameliyat sonrası eve gelirkenki kombinimi ayarladım. Bir tane şöyle gri bir eşofman. Bunu hemencecik koyalım. Sonrasında şimdi burnumda sargı margı bir şeyler olacağı için böyle sıkı şeyler giyinmemem gerekiyor. O yüzden şöyle bir sivitim var, önü fermuarlı. Bu kombini salı günü eve dönerken giyeceğim bir kombin. Bir de bere takacağım. Kafam mı üşüsün? Beremi de şöyle koydum. Ay o kadar heyecanlıyım ki. Var ya kalbim yerinden çıkacak. Şöyle önü düğmeli bir tane pijama takımı koyuyorum. Alt üst uzun kollu. Paçası falan da uzun böyle. Bu şekilde bir pijama takımı koyacağım ki giyinmekte zorlanmayacağım şeyler giyinmem gerekiyormuş. Allah'ım bir yere de konuş be kızım. Şimdi bunu da hemen şöyle üstüne doğru koydum. Bir tane yedek çorap. Birini hastanede işte ameliyattan sonra giyinirim. Diğerini de eve dönerken giyinirim diye. Fazla mal göz çıkarmaz. Ondan sonra bir tane deodorant koyacağım. Dün yeni bir deodorant aldım. Hiç de denemedim ama koyacağım. Dudaklar çok kuruduğu için nemlendirici ihtiyaç olmuş. Ben de şöyle Nivea'nın bir nemlendiricisini aldım. Da açayım da. Kız nemlendiriciler ne ara bu kadar pahalandı valla. Bilmiyorum. Dur bir deneyeyim bari. Bu galiba renkli. Renkli olması benim için daha iyi. Yani ameliyat sonrasında ister istemez yüzde şişme morluk falan olacak. Bir de benim cildim zaten çok hassas. O yüzden biraz korkuyorum. Bu da çok da rengi yokmuş. Töre atmıştım. Herkes demiş ki şunu şöyle görmüşler. O kadar tokayı ne yapacaksın demişler. Ama iki tane toka alacağım içerisine. Onu da şöyle koyacağım. Ondan sonra asıl önemli şey bunu aslında kendime almıştım. Bir ya da iki hafta falan oluyor. Ama Mert de burun ameliyatı olduğu için Mert uyurken kullanıyor. Şu şekilde. Yani dönmememiz falan gerekiyor ya ameliyat sonrasında. Bu da dönmeyi engelliyormuş. Yani Mert memnun. Ama biraz bu visko yastık zaten böyle. Ama bu beni döndürür. Ben bunda dönerim ki böyle. Neyse. İşte bunu da koymamız gerekiyor. Ameliyata girecek olanlar varsa burun ameliyatına kesinlikle böyle bir yastık almalılar. Bu arada visko yastık değil mesela. Benim yastığım şöyle bir yastık. Yapısını anlayabilirsiniz. Bastırıyorum ya hemen şişiyor. Böyle bir yastık. Ama siz visko... Yani ben... Bunun böyle bir yastık olduğunu bilseydim böyle bir şey değil de daha bir tık daha sert yani dönmemi daha engelleyecek bir yastık tercih ederdim. O yüzden burun ameliyatı olacaklar varsa visko yastık değil de böyle daha sert görünümlü yastık almaları bence daha iyi olur diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir battaniye alacağım. Bunu niye alacağımı bilmiyorum. Sadece bir videoda görmüştüm yanına battaniye alıyordu.
ben niye almayayım? Ya hani orada benim üzerimde gerçi yorgan falan olacak, gerçi Mert'e de verirler ama ne olur ne olmaz işte. Belki Mert işkom üşür ya da hastanenin işte yorganını falan kullanmak istemez, bunu kullanır. Benim refakatçim Mert olacak bu arada. Ha bu arada şunu da söyleyeyim, hastaneye Mert hariç kimse gelmiyor. Annemler falan çok gelmek istedi. Şöyle hem hastane uzak, ben Anadolu yakasında oturuyorum, hastanem Avrupa yakasında, bir de birazcık mesafesi olan bir yerde. Annemler de bizim çevremizde oturduğu için dedik ki hani gelmenize gerek yok, zaten ertesi gün eve geleceğiz. Mert bana refakatçılık eder. Bir de zaten çok fazla kişi tutmuyorlar odada, biliyorsunuzdur az çok. Ha bu arada bir de şöyle bir vücut spreyi. Olmazsa olmaz. Hastanede şey, ameliyattan çıktıktan sonra ben kötü mü kokayım? Kokmam. Niye kokacaksın ki oğlum? Kokmam. Toka aldım yanıma. Ruj aldım. Bir şey diyeceğim. Rimel de alsam olur mu acaba? Rimel mi? Olur aşkım. Olur. Saat kaç aşkım? 5:25. Ve biz hastaneye gidiyoruz. Aldım aldım. Bavuluyla gidiyor ya hastaneye. Ne eşyası var o bavulda? Makyaj malzemeleri. Bavulda. Aşkım ameliyata gireceksin. Tamam da sonrası için. Sağdan böyle. Soldan da böyle. Çapraz. Çapraz böyle. Kafana iyi mi? Böyle. Bu arada benim böyle çantam yok arkadaşlar. Kameranın çantası. Buranın altın tutmayacağım. Harbiden. Ben de hiç böyle bavul almamıştım ha. Bana harbiden bir tane poşet. Evet, şimdi yoldayız. Yani saçma sapan bir şekilde arabada giderken konuşmuyoruz. Dalıyorum. Sen niye dalıyorsun? Yola. Ben dalmam. Dayı. Dayı gibi miyim ya şu an? 10 numara vücudum var. Hayır, köprüyü geçene kadar ayıyız, dayı diyecek misin aşkım? Çok mu komik? Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak. Güzeldir bunu düşün. Aygım. 5:47. Bu saatte insanlar ne yapabilir dışarıda? Şimdi bir şey gidiyorlar. Bu saatte mi? Uzak yerler var mesela, adam gidiyor, bizim orada oturuyor. Çok karşı kötü şey ya. Hastaneye yaklaştıkça da birazcık böyle heyecanlanıyorum. Evet, şu an odaya doğru gidiyoruz. Bir şey, bir şey. Vay, vay, vay. Şahane de. Elayda Hanım. Evet, burada yatacaksınız bir gün. Ne düşünüyorsunuz? Biraz gerginim ya. Hiç gergin değilsin. Hatta bununla gideceksin biliyor musun? Ameliyat odasına. Böyle götürecekler seni. Ben de burada yatacağım arkadaşlar. Burada yatacağım. Ayağımı da buraya uzatırım. Ben okay. De senin manzaramız. Sandalyenin üstünde yatmıştım. Unutma. Manzaramız fena mı? Akşam da şurada Survivor izlerim. Tamam, daha ne olsun. O sırada ben. O sırada Dilayda'nın gözlerinde buz. Bo, bo, bo. Bak bende böyle bir detay yoktu. Gelmek ister misin? Tamam, olsun. Aşkım. Heyecanlı mısın? Heyecanlı değilim. Gelip çöker yalnız sıkılar. Dört yanımda taş duvarlar. Kalbimin şu an nabzım herhalde 1000-2000 falan. Bir şey yok. Aşkım gidiyorsun. Gidiyorsun. Gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Arkadaşlar. Benim kızımın ilk ameliyatı çok heyecanlı. 3 kere ameliyat oldum. Ama ilk kez birisini böyle bekliyorum. Çok korkuyordu ya. Çok heyecanlıydı. Çok korkuyor. Abi ilk kez birisini böyle bekliyorum ben. Allah kimseyi böyle ameliyatlarda bekletmesin. Yani bizimkisi keyfi bir ameliyat ama insan tabii ki tedirgin olabiliyor. Konuşamıyorum. Böyle ağlamamın sebebi de şey arkadaşlar. Daha demin İlayda'yla küçük bir video çektik de. Kusura bakmayın.
Onu editlerken biraz duygulandım, bayağı duygulandım. Salak kız ya, valla beni sinir ediyor da. Yorup diyordu bir de ameliyathanede. Soğuk bir de orası. Of, toparladık kendimi. Ben de ameliyat diyeyim, çok da zorlamak istemiyorum. Evet, şu an ameliyatta 8'de girdi. Saat şu an 11. Bekliyorum. Hala bekliyorum, bakalım. Çok güzel sonuçlar olacak eminim. Ama beklemek gerçekten çok şey ya, böyle daraltıcı. Geldiğinde çekeceğim arkadaşlar. Görüşürüz. Şu an narkoz etkisindesin ya, öyle hissediyorsun. Ağır. Hayda çıktı. Narkozun etkisinde kendine gelince tekrar devam edeceğim. Evet, İlayda Hanım kahve istedi. Kahve. Güzel ayakta. Kahve. Kahve kötü. Kahve, kahve, kahve içmesinde bir problem yokmuş. Uyuyamıyor. Abi narkozun etkisinde çok uyuyamıyor. Dikişlerim, belinde dikişlerim hala görünüyor. İlayda'nın 3 dikişi var, benim tek dikişim var. Burada bu altın koli dikişli. Evet. Çünkü burada delikleri de küçüldü. Yani sade Türk kahvesi alabiliriz. Ama birisi ılık olursa, sıcak olmazsa. Benim saldırım bu şekilde. Yatmaya çalışıyorum, tamam mı? Nefes alabilsem uyuyacağım da nefes alamıyorum. Ağızdan alıyorum, tribe girdim. Yani acı falan asla yok. Ne ağrı ne acı hiç yok. Ama sıkıntı. Nefes alamamak kötü. Reis. Üç gün atlattıktan sonra hiçbir şey kalmayacak arkadaşlar. Böyle yani bir de tampon diyorlar ama tampon güzel bir şey aslında. Delik olduğu için burnun hiç tıkanmıyor. O delikten fıs 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 sıkıyorsun, tüm pislikler düşüyor veya gidiyor. Ben de burnumdan alınca alıyorum da zorlamak istemediğim için ağzımdan nefes alıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bir kahve molası. Saat 8.30. Yarın saat 8'de taburcu oluruz. İnşallah. İnşallah. Evet, artık kapını kendin açıyorsun neyse. Açacağım tabii, evime gitmek istiyorum. Tüm gece ayaktaydım, bir gram uyku uyumadım. Evet, ameliyattan çıktığından beri uyumadı. Ben yine saat 3'te uyudum. Kaçtan şimdi kalktım ya. Neyse, az kaldı. Gidiyoruz. İlk gün birazcık tabii şey olur. Telefon dışı var mı ya? Telefonu arada unuttum ben. Aa, hocam, hocam. Hadi be! Bir anda bir tane bant çektim biz. Her şey ilaçları anlatmıştır diye düşünüyorum. Tamam. İlaçları düzenli kullanıyoruz, ihmal etmiyoruz. Kesinlikle alkol, sigara yasak. Dün de söylemiştim ama alkol etkisi de olabilirsin diye tekrar söylüyorum. Onun haricinde bol yürüyüş yapıyoruz. Bitki çayları yasak. Bol bol su içiyoruz. Kremleri, spreyleri güzel kullanıyoruz. Diklerimizi yaparsak haftaya çok güzel bir durumla karşılaşıyoruz, tamam? İnşallah hocam. Evet, bugün dördüncü günümüz. Bugün dördüncü günümüz ve bu şekildeyim. Yüzümün şişlikleri artık aşağı doğru iniyor. Gözümdeki morluklar artık sarıya dönüyor. Geçecek muhtemelen bir haftaya falan iyice. Fasuvarlarımı falan yapıyorum işte. Şuradan sıkıyorum. Bayağı tıkanıyor çünkü. Tıkadık olduğu için de bu bayağı rahatlatıyor. Şimdi burada bir tane kalıyor. Onu da sıkayım. Evet, dördüncü gün gittikçe daha iyi oluyorsun ama. Farkındasın değil mi baba? Evet. Her açtığında aynı şeyi söylüyorum. Yine aynı şeyi söylüyorum. Acı yok. Tıkanıklık. Bir şey tıkanıklık, tıkanıklık ya. Tıkanıklık derken arkadaşlar, tampon var ya, tampon aslında onu rahatsız eden şey. Aynen öyle. Yani burnumun iki tarafından da nefes alamadığım için hem konuşmama yansıyor hem moduma yansıyor. Onun haricinde sanki hiç burnum ameliyatı olmamışım. Sanki buraları böyle yarıp böyle kaldırmamışlar gibi. Sanki hiç dikiş yok şuralarımda. Hiç ağrısız asla bir şey yok. O yüzden düşünüyorsanız bir de gözünüz kapalı olun ameliyatı. Bunun için, bu arada kusura bakma, iğrenmezsiniz inşallah. Yok aşkım, Huylo'yu izleyenler zaten büyük ihtimal ameliyat olmayı düşünen arkadaşlar, süreci takip etmek isteyen arkadaşlar. O yüzden ilgilenecek yani bir şey yok. Kanlar falan çıkıyor işte, burnunun içindeki kanları temizlemeniz gerekiyor ki yapışmasın. Yapışınca hem acı yapıyor hem ağrı yapıyor. Bakın mesela şuraya benim kan yapışmış. Onu oradan temizleyemiyorum. Canımı niye? Acıtıyor. Alsana onu. Alamam, acıyor işte. Neyse yani. O zaman şimdi bugünlük de sonlandırıyorum. Aynen, yarın bakalım nasıl olacak. Görüşmek üzere. Ev!
Evet, bugün ameliyatımızın birinci haftası. Yani yarın tam bir hafta olacak. Ve %1 son şekli bu şekilde. Yani dediğim gibi ağrı falan asla olmadı bu süreç içerisinde. Şişliklerim çok az oldu. Çok zor bir süreç geçirmedim ben açıkçası. Sadece şuralarımda falan birazcık ödemler kaldığı için konuşmakta güçlük çekiyorum. Onun haricinde burnum falan çok iyi. Yani şu an ödem olmasına rağmen bile çok küçük ve güzel duruyor bence. Birkaç tane soru gelmiş bana. Onları kısaca cevaplamak istiyorum. Öncelikle birinci soru. Doktorun kim? Kim ameliyat oldun? Ben Doktor Sertuğ Sinan Ege hocama ameliyat oldum. Gözüm kapalı bir daha ameliyat olacak olsam gider kendisine tekrar ameliyat olurdum. Gerçekten işinin çok 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 profesör bir insan kendisi. Ben dedim ki hocam dedim ben kendimi size bırakıyorum. Şöyle şöyle bir burun istiyorum. Yapacağınıza da eminim dedim. Ve ameliyat sonrasında hayali bir çok 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 üstünde bir burun yaptı. Yani istediğim burundan daha güzel bir burun yaptı. Sonuna kadar Sert Hoca'yı sizlere önerebilirim öncelikle. İkinci soru, yani biliyorsunuz burun ameliyatı oldum sonuçta. Yüzümde bir operasyon geçirdim. Ve genellikle insanların işte gözleri kapanır, yanakları falan iyice şişer, gözleri şişmekten kapanır, mosmor olur falan filan. Hani sende niye olmadı bu kadar demişsiniz. Bence sebebi kesinlikle şu. Ben ameliyattan çıktım. Çıktımdan yarım saat sonra falan yürümeye başladım. Ve 2 gün falan da hiç uyumadım zaten. Ya uyku gelmedi, uyku tutmadı. Ve bu süreç içerisinde sürekli yürüyordum. Yani hastane odasında sürekli yürüdüm. Hastanenin koridorlarında hep yürüdüm canım sıkıldığı için. Eve geldim, evde yürüdüm. Yani kendimi böyle yatağa bağlı asla yapmadım. Bir de bol bol su içtim. Yani aklıma geldiği her vakit. Yani 5 dakikada bir böyle yarım litre falan su içiyordum. Bu sebepten dolayı da çok fazla ödeme ve morluğum olmadı. Yani ne kadar çok yürüyüş ve su tüketirseniz süreciniz o kadar çabuk ve güzel bir şekilde geçiyor. Onun dışında bu arada şey de çok tükettim. Ananas suyu. Yani normal ananasın suyunu hani organik olarak siz de yapabilirsiniz ama ben o kadar uğraşmayı sevmediğim için hazır ananas sularından içtim. Yani bayağı yaklaşık 6-7 litre falan içmişimdir ameliyatımdan beri. Salı günü tamponlarım ve atelim çıkacak. O zaman inşallah çok güzel bir şekilde nefes alacağım. Ağrı var mı? Acı var mı? Ağrı acı asla yok. Zaten süreci gerçekten çok rahat geçirdim. Sadece ağızdan nefes almaya alışık olmadığım için ki burnumda tıkalı olduğu için haliyle ameliyat oldun yani. İki burnuna tıkalı olunca mecburen ağızdan nefes alman gerekiyor. Ağızdan nefes almaya alışık olmadığım için benim birazcık zorladı 2 gün boyunca. Hatta ameliyatın 2. günü gecesi dedim ki Allah beni kahretmesin nereden gittim de ameliyat oldum dedim. Ama ertesi sabah geçti tabii ki bu. Nefes alamıyorsunuz, nasıl uyuyacağınızı bilmiyorsunuz. Mesela ağzımı kapatıyormuşum, burnundan da nefes alamıyorum. Sonra işte Mert falan böyle beni dürtüyor hani ağzından nefes al diye böyle. Nefesimi falan tutuyormuşum böyle saçma sapan. Ya yani o 2. gün beni zorladı sadece nefes alma konusunda. Onun dışında ağrısızdı çok şükür hiçbir şey yaşamadım. Zaten doktorumun eli de çok 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 hafifti. Merak ettiğiniz soruları falan yorumlarda belirtebilirsiniz. Ya da Instagram'dan, hatta şöyle Instagram adresinizi de bırakalım. Instagram'dan bize DM yoluyla da ulaşabilirsiniz. Hani burun ameliyatı konusunda olabildiğince cevap vermeye çalışıyorum. Çünkü ben de aşırı korkarak bu ameliyata girmiştim. İşte ameliyattan uyanabileceğim mi? Acaba istediğim gibi olacak mı? Nasıl olacak falan diye çok tereddüt etmiştim. Yani bunlar hakkında ya da başka bir şeylerden dolayı tereddütünüz varsa bana Instagram'dan DM yoluyla da ulaşabilirsiniz. Bizim buradaki yorumlarımıza da yazabilirsiniz. Oradan da iletişim kurmaya çalışırız. Bu şekilde dediğim gibi merak ettiklerinizi sormayı lütfen unutmayın. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı da lütfen unutmayın. Buraya kadar geldiyseniz muhtemelen ya burun ameliyatı olacaksınız ya olmuşsunuz o süreç içerisindesinizdir diye düşünüyorum. Umarım gördükleriniz, izledikleriniz size verimli olmuştur ya da hoşunuza gidecek bir içerik olmuştur. Hepinizi çok 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 seviyorum. Birazcık da konuşmakta güçlük çekiyorum bu arada. Kusura bakmayın. Hepinizi çok seviyorum.